Merhaba sevgili çiçek dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Kıştan sonra, don olayından sonra bakımlarımıza devam etmekteyiz. Bir tane aloe veram vardı. Bunu geçen seneki yöntemle muhafaza etmeye çalıştım. Üzerinde naylon kapattım. Fakat naylonumuz yırtılmış. Gördüğünüz gibi dışarıda kalanlar etkilenmiş. Bazı yerlerde çürümeler var. Aynı zamanda bu aloe veramızın tam da göbeğinden bir tane tomurcuk geliyor. Çiçek tomurcuğu geliyor. Çok güzel çiçek açacak gibi görünüyor. Fakat o tomurcuk tamamen canlanmaya başlamadan evvel ben bu bitkimi yenilemem gerekiyor. Yaklaşık 3 yıldan beri bu saksıda bir sürü yavru verdi. Çok sıkış tepiş oldular. Bu bana Malatya'dan hediye gelmişti. Sadece şu anaç dalımız vardı. Yanlardan yavrular oluştu. Kıştan etkilendiği için yenilemezsem bitkim kötü etkilenebilir. Sağlıklı dalları da çürüyebilir. Bakın çürümüş maalesef. Ben bunu şimdi çıkartacağım. Bu saksıdan birlikte yapalım istedim yine. Hem köklerini kontrol etmiş olacağız. Hem de bitkimizi yenilemiş olacağız. Neler var içinde bakacağız. Oy, oy, oy. Çok ağır bir saksıydı. Veya bir ceviz kabukları falan koymuşuz dibine. Köklere bakar mısınız? Ne kadar çok kök oluşmuş. Yine iyi ki ele aldım dediklerimden bir tanesi. Alttan gelen yeni yavrular büyüyemeyecek. Bunların hepsini buradan ayırmamız gerekiyor. Yani 3 yıldan beri elime almadığım bir saksıydı. Bahçe toprağıyla karışık bir toprak. Daha önceki aloe vera bakım videomuzda bahsetmiştim. Çok özel bir toprağa ihtiyacı yok. Geçirgen toprak olması yeterli. Bu diğer aloe vera türünün farklı bir alt türü. Yani doğada biliyorsunuz 400'den fazla türleri olan bir türdür. Aloe vera şifalı bitkilerden. Yavrulara bakar mısınız? Bu yavruları ayırmaya kıyamıyor insan. Yani bunları ben şu anda hepsini tek tek ayıracağım. Daha sonra duruma göre değişik saksılara dikimini gerçekleştireceğiz. Bayağı da zor olacak sanırım ayırması. Köklerde hiçbir sorun yok. Sadece şöyle alt yapraklarında sorunlar var. Bu alt yapraklarını temizleyerek bitkimizi yenileyeceğiz. Kök budaması yapacağız. Daha önce sukulentlerde yaptığımız gibi. Yine şuna yapalım şöyle şu şekilde. Bakın burada etkilenmiş soğuktan bunları temizleyerek biraz kurumasını bekleyeceğiz. Biraz da fazla ıslanmış. Bir önceki evet, bu yapraklarını kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde ya tamamen yapraktan alttan kesebilirsiniz buradan veyahut da sadece şöyle ucundan kesmeniz yeterli. Zaten bunların jellerini kullanmak için bu şekilde kesiyoruz ya, hiç sorun değil. O toparlayacaktır zamanla, kendini kurutacak oradan. Evet, yine kuruyan yapraklar, yavrular, sıkışan yavrular. Yani annesiyle birlikte büyüme ihtimali hiç yok bu yavrunun. O sebepten dolayı onu koparttım yerinden. Tek başına yaşayacak. Bu da biraz büyümüş. Hepsi köklü çıkıyor zaten. Köklü olmasa dahi kuru toprağa dikerek bir 15 gün sulamayacağız. Ondan sonra sulamasını yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ve bitkilerimiz yenilenmiş olacak. Sağlıklı yerinden kesmemiz yeterli. Bu şekilde. Evet, tüm yavruları temizleyebiliriz. Kuru yaprakları. Evet, bu şekilde. Diğer bölümleri de en sonda büyük anaç olanı da bir bakayım.
Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Vaktinizi almıyorumdur. Göstermek istedim. Belki sizde de vardır, elinizde vardır. Bakın mesela anaç olan köke geldik şu anda. Bu ilk anaç kökü. Bunu tek başına yine az önce çıkarttığımız saksıyı yıkayarak, dezenfekte ederek tek başına aynı saksıya dikmeni gerçekleştireceğim. Yavru vermeye devam ediyor. Kuruyan alt yapraklarını temizliyoruz. Bahçe toprak torf karışımını bir toprağa dikeceğim. Lavataşı ekleyeceğim geçirgenliğini sağlamak için. Şurada bir tane kuruyan yaprağımız var. Onu buradan keselim. Tam dibinden de kesebilirsiniz eğer çok fazla etkilenmişse soğuktan, don olayından. Direkt güneş görmüyor bu bitkim benim. Sabah güneşi veya akşam güneşi gören bir yere konumlandırabilirsiniz. Diğer direkt güneşte yapraklarda kararmalar olabilir. Bitkimiz etkilenebilir. Bu tomurcuklu olan anaç bitkimiz. Yine kök budaması mutlaka yapıyoruz. Köklerde herhangi bir hastalık yok. Çok sağlıklı kökleri. Biraz kopardığım yerlerini kurumasını bekleyerek yeni toprağına dikimini gerçekleştireceğim. Evet, bu bitkimizle ilgili sormak istediklerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Kanalıma desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Ayrıca videolarımı baştan sona kadar izlerseniz ayrıntıları kaçırmamış olursunuz. Sorduğunuz tüm soruların cevapları video içeriklerinde oluyor genelde. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur videoları. Beğeniyorsanız kanalıma abone olarak, zil sesini açarak bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın.